dakika gelişmesi daha geldi. Güvenlik zirvesi sona erdi. Peki neler konuşuldu? Şimdi arkadaşımız Serdar Erk bize detayları aktaracak. Serdar sendeyiz. Tabii masadaki en önemli gündem maddesi terörle mücadelede atılacak adımlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı başlamıştı. Hatırlayacaksınız, önceki bağlantımızda da bunu aktardık. Ve tabii önemli toplantı sonrasında bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Bunu tekrar ifade edelim. O açıklamayla birlikte neler konuşulduğunu daha net ifadelerle sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Yaklaşık 45 dakika gibi bir sürede oldu bu toplantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da o toplantıya katıldı. Tabii dediğimiz gibi masadaki en önemli gündem maddesi terörle mücadele konusuydu. Terörle mücadelede atılacak adımlar, bir harekat yapılacak mı merak konusu, harekat gelir mi merak konusu. Bununla alakalı atılacak adımlar da tabii sonrasında yapılan açıklamaları anlayacağız. Şimdi yanımızda bir konuğumuz var. Doçent Doktor Efe Sıvıç'la birlikteyiz. Hocam tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Bu noktada sabahtan beri aslında yayınlar gerçekleştiriyoruz. Son açıklama bittiğine dair geldi. Merak konusu şu: yeni bir harekat yapılır mı? Evet, yeni bir harekatın yapılması kuvvetle muhtemel. Çünkü artık PKK Türkiye'nin topraklarından dışarıya çıkartıldı, ittirildi ve son tutunacağı dallar bu Suriye ve Irak kalmıştı. Artık PKK'nın knockout edilme aşamasına gelindi. Ve burada işte Zapta, Metina'da artık son dirençleri, Mehmetçiğe şehitlerimiz var, TSK'ya olabildiğince çok zarar vermeye çalışıyorlar ve buralarda tutunmaya çalışıyorlar. Fakat artık PKK için dediğimiz gibi deniz bitti. Dolayısıyla burada bu zirvede biraz önce katılımcıları saydınız. Mesela o katılımcıların listesi de bu operasyonun boyutunu da, ne kadar çok boyutlu olduğunu da gösteriyor. Burada Dışişleri Bakanı da var. Evet. Niçin? Çünkü bir diplomasi ayağı da var bu işin. İçişleri Bakanı var. Türkiye'nin içerisinde işte dezenformasyon, bunu provoke etmek isteyecek insanlarla olan mücadele ya da gruplarla, terör odaklarıyla olan mücadele. İstihbarat kısmı, Milli İstihbarat'ın Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak, İbrahim Kalın İstihbarat Başkanı olarak ve Dış Politika Güvenlik Danışmanı, Başdanışmanı Çağatay Akif Kılıç. Dolayısıyla bütün bunlar, esasında o katılımcıların listesi de burada yürütülecek operasyonun tek boyutlu olmadığını, sadece askeri boyutunun olmadığını, diplomasi ve istihbari boyutları da olduğunu tabii ki gösteriyor. Tabii. Şimdi tabii bölgeye baktığımızda haritamızda hepsi yazıyor. Evet. Çok sayıda bu zamana kadar harekatlar 2019'dan var. Beri Pençe Grubu harekatları, 2016'dan beri de Suriye'deki. İkisi evet. De PKK'ya yönelik operasyonlar bunlar. Ama zaten sonuçta devam eden operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı da o noktada var. Var. Harici hem Suriye'de hem Irak'ta. Evet. Hem Suriye'de hem Irak'ta Türk askeri zaten bir fiil duruyor. Çünkü bıraktığınız anda yere burada teröristlerin yuvalanmaya başlandığı görülüyor. Yuvalandırılmaya başlandığı görülüyor diğer yabancı devletler tarafından. Evet. Dolayısıyla Türkiye burada kendi göbeğini kendi kesme noktasında. Evet. Suriye'de ve Irak'ta geçici üst bölgeleri var. Burada kalıcı olmadığını, zaten Suriye'nin bir toprak bütünlüğüne kastı olmadığını, İran toprak bütünlüğüne kastı olmadığını her zaman söylüyor. Evet. Türkiye'nin hiçbir kimsenin toprağında gözü yok. Kendi milli güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu mücadelesinin de artık sonuna gelmiş durumda. PKK'nın direnme noktası neredeyse sona erdi. En son bu Zapta ve Metina'daki karargahının da düştüğü anda artık tutunacak bir dalı kalmayacak. Peki. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Efe Sıvıç'la birlikte güvenlik toplantısının sona ermesi sonrasında değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki o toplantı sona erdi diyelim. Söz tekrar size bırakalım buradan.